Bacaklı ölürse borcu kime ödenir? Dinimize göre kız ve erkek çocuğu miras paylaşımı nasıl olmalı? Evlatlık alınan çocuk öz çocuğa tanınan tüm haklardan yararlanır mı? Bir kimse kendisine bakmadığı için çocuğunu mirasından men edebilir mi? Kiracıyı evden çıkarmak günah mı? Kiracıdan depozito almak caiz mi? Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdığı anlaşılırsa diğer mirasçılar ne yapabilir? Babasını kasten öldürene babasının mirası düşer mi? Tekli miras yapmak caiz midir? Gayrimüslimden miras kalan mal helal midir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Hayırlı pazarlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evleriniz, yuvalarınız mutlulukla, huzurla da olsun. Bereketli olsun gününüz, ömrünüze, rızkınıza, ilminize, irfanınıza Rabbim ziyade eylesin. Birbirinden güzel günler geçirmenizi Rabbimden diliyorum. Ve bugün bazen kavga sebebi olan, bazen birbirimize küskünlük, dargınlık sebebi olan çok önemli bir konuyu. Çünkü toplumda gerçekten soruların birçoğu bize böyle geliyor. Toplumda bir gerginliğe, akrabalar arasında, eşler arasında, çocuklar arasında gerginliğe sebep olan bir konu var. Miras konusu, para konusu, maalesef mal konusu, mülk konusu. Hani bu çokça Yunus'un dediği gibi. Efendim mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Ama kimse de yalan olduğunu söylediği halde bu malı efendim tamahtan kurtulamıyor, hırstan kurtulamıyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor ki ayeti kerimede, hemen şuradan size mealinden söyleyeyim. Ana baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Efendim, ana baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Yani mirasta erkekler alacak, kadınlara yok denmez. Her ikisinin de hakkı vardır. Allah her ikisini de ayrı ayrı söylüyor. Sağa sola çekmesin kimse diye. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirtmiştir. Az da olsa, çok da olsa farz kılınmış ve hisseleri Cenab-ı Hak belli etmiştir. İşte bu mirastan kim ne kadar alacak? Bazı konular Kur'an-ı Kerim'de çok genel söylenir. Mesela ana babanıza itaat edin. Akrabayı, yetimi gözetin. Ama miras konusu matematik hesabı gibi Kur'an-ı Kerim'de böyle çarpım tablosu gibi, bölmeler gibi, toplamalar, çıkarmalar gibi tek tek anlatılmıştır. Hem de o günün insanına anlatılmıştır. Düşünün 1500 sene önce miras hesabı o kadar ince bir matematik hesapla anlatılmıştır ki bugünün matematiğiyle anca çözüyorsunuz. Allah-u Teala o gün mirası insanlara hesap etmiş ve anlatmıştır. Ve sonunda da Cenab-ı Hak buna inanmanız lazım. Bunları yaparsanız saygı duyarak inanır müminler, yapmazsanız cezasını çekersiniz buyurmuş. Dolayısıyla bu miras konusu önemli. Daha çok sorulan sorular da var. Kız çocuğuna yarım, erkeğe bir, erkeğe iki, kıza bir. İşte dedesi miras bırakacak, babası ölmüş, çocuğa miras düşer mi? Bunları da konuşalım. Telefonumuzu alalım, devam edeceğiz inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocam, benim sorum olacaktı. Evet, televizyon sesi açıksa onu kapatalım. Daha net duyarsınız beni. Buyurun. Tabii. Benim teyzemin kızı 6-7 ay evliydi. Herhalde eşiyle bir sorun yaşadı. Evet. Ve küsüp babasının evine geldi. 2 gün babasının evinde kaldı ve 3. gün intihar edip kendini öldürdü. Soracaktım, intihar da kader midir yoksa onun hesabı sorulur mu diğer dünyada? İntihar Allah
başınız sağ olsun diyelim. Cenab-ı Hak affetsin. Allah razı olsun. Bak, intihar kelimesi nahara Arapçada kurban kesmek, boğazlamak demek. İntihar da kendi kendini boğazlamak, kendi kendini öldürmek anlamına geliyor. Şimdi Allah'ın verdiği bu canı biz kendimiz istediğimiz gibi kullanamayız. O bize emanet. Bu emaneti ruhumuzun bir bineği olarak kullanıyoruz. Ruhumuz burada ömür ne kadar verilmişse onları yaşıyor, bunu biniyor, bu vücuda giriyor, vücudu kullanıyor ve ruh ayrıldığı zaman vücut emaneti de toprağa veriliyor. Biz hem ruhtan hem de bedenden oluşuyoruz. Bir de nefis var içeride. Şimdi bunu ancak Allah alır. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz. İntihar eden mahşer günü ve kıyamette intihar ettiği gibi sürekli azap görecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ancak şöyle bir teselli edebiliriz. Bu insan bunalıma girmiştir. Psikolojisi bozulmuştur. O anda şuuru yerinde değildir. Ne yaptığını bilmediği için akıl bundan alındığından inşallah mesul olmaz, sorumlu olmaz diye onun için hüsnü zan ediyoruz ve cenaze namazını kılıyoruz, dualar yapıyoruz. Biz de bu kardeşimiz için hüsnü zan ederiz. Ama bir insan bilecek ki ben intihar edersem Allah beni affetmez, cenaze namazım bile kılınmaz, cehennemde de sürekli aynı şekilde intihar edecek. Bunu peki bilen bir Müslüman canına kıyamaz kardeşim. Bir şey var, öldükten sonra babası bir rüya görüyor. Hani öldüğünü biliyor da kızına soruyor, hani bize hiç acımadın mı, niye kendini öldürdün, bizi hiç düşünmedin mi? O da şöyle diyor, baba ben bir şey yapmadım. Biri kapıda durup bana illa git kendini öldür dedi. İri ve kara biri, ben korktum. Neyse, Allah onu inşallah affeder. Ama bilinçli olarak kafaya koymuş ve bunu önceden tasarlayarak, bilerek yapmışsa onun affı zor. Cenab-ı Hak bu tür intihar olaylarından insanı muhafaza buyursun. Bu inançsızlıkla da alakalı. Ahirete inanan, Allah'a güvenen, hesabın kitabın olduğunu bilen bir insan intihar etmez kardeşim. Niye? Çünkü her şeyin bir sebebi var. Olmuş, burada bana her türlü haksızlığı yapmışlar. Ama ben bilirim ki bir gün Allah onun hesabını soracak, benim hakkımı verecek. Allah'a güvenerek dayanırım, sabrederim ve mücadelemi yaparım. Ha, elimden hakkımı almak elimden gelmedi, haksızlığa uğradım. Allah'a havale ederim. Cenab-ı Hak her şeyi bilen, gören odur. İntihar Müslümana yakışmaz. İntihardan kaçınmak lazım. Peki, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a selam olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar efendim. Buyurun. Size de hayırlı sabahlar hocam. Şanlıurfa'ya ben, selam. Sağ ol, aleyküm selam. Ben size din hakkında bir şey soracaktım ama bilmiyorum. Günah mı? Günah dedim, onu bilmiyorum. Neyi soracaktınız? Benim ablamın eşi hakkında soracaktım. Niye bilmiyorum günah mı diye sordunuz, onu anlamadım. Gıybet mi olacak? Ya şimdi size bir soru söyleyeyim ya ondan. Ya şimdi benim eşim var ya, tipi yola düştü. Ondan sonra bir 7-8 ay ablamla hiç, yani hiç telefon etmeden, hiç görüşmeden hatta. Kız kardeşin? Kız kardeşin? Ablam. Ablan. Ablam. Evli? Evet, evli. 3 tane çocuğu var. Peki. 12 yıldır evli. 2 yıldır evli. Ne oldu evet, sonra? Eşi dayı tarafından tipi yola düştü. Eşine orayı anlayamadım. Ne dedin? Eşi dayı tarafı, ablamın eşi dayı tarafına tipi yola düştü. Neye uğradı dedi? Kötü yola düştü. Yani her tipi yola düştü. Evet. Ben hiçbir zaman ne zikrediyor, ne namaz kıldı, ne Allah'ı gördü. Sadece bir tek onun iletiş koyduğu tek şey para. Evet. Bir para onun hayatında oldu. Para oldu mu keyfi yerindeydi. Para olmadı mı yani şeytan gibi yalla. Sonra bir 7 ay filan ablamla konuşmadılar, görüşmediler.
Sonra geldi bir Ramazan bayramında bir çivile para geldi. Yaklaşık bir ay falan ablamla kaldı. Sonra ablam hamile kaldı. Sonra yine eşi onu bıraktı, o kadına gitti. Başka kadına. Şimdi nerede eşiniz? Şey, enişten nerede şimdi? Ayrıldı mı kadınla? Ablandan ayrıldı. Ablam da defalarca diyor ki boşandım, ayrılacağız, boşanacağız diye kavga görüntü. Tamam. Şimdi ablamı bıraktı, o kadına çıktı, ki kadınla gitti. Resmi nikah duruyor mu? Ablamda resmi nikah, resmi nikah duruyor. O zaman ablan boşansın. Biz de diyoruz boşan diyoruz, yani şey diyor ablam da diyor çocuklarım için daha boşanacağım, artık diyor boşanacağım, yani o olan yani bebek. Ya bu bir haram, Allah'ın haramı, evlenmiş, sen benim eşimsin, ben senin kocanım, sen benim kadınımsın demiş, çocuk sahibi olmuş, ondan sonra bir insanın başka bir yere gitmesi katmerli haram. Zina işliyor, eşini aldatıyor, çocuklarını aldatıyor, toplumu aldatıyor. O insanla evli kalmak içine nasıl sindirecek? Çocukları varsa çocukların rızkını verecek Allah. Bu bir boşanma sebebidir. Mümkünse böyle yaşamaktansa adam böyle istediği zaman gelecek, istediği zaman gidecek, köle gibi, cariye gibi kullanacak ablanı. Ondan sonra da biz boşanmıyoruz. Ablan da yanlış yapıyor, o da yanlış yapıyor. Bir an önce boşanacak, mahkemeye verecek. Para da soruyoruz, annem diyor, babam diyor, sana olmayanı bırak gitsin. Bir tane çocuğun var diyor, ne yapayım yani. Hani diyor, bir insan harama, para için harama razı olmayacak. Dolayısıyla ikisi de yanlış yapıyor. Cenab-ı Hak her türlü kötülükten uzak eylesin, ıslah eylesin. Ondan sonra ablam da hep namazını kılıyor, hocalara gidiyor. Abicim, yani, ablacım, bunlar bak konuştuğun şeylerin namazla, niyazla alakası yok. Enişten de namaz kılabilir. Enişten de hacca gitmiş olabilir. Onun namazı, niyazı bizi aldatmayacak ki. Herkesin namazı olabilir. O Allah'la arasında, ben bana olan muameliyatına bakarım, işlemine bakarım. Bana nasıl davranıyor, eşine nasıl davranıyor? Biz ondan sorumluyuz. Namazını kılıyormuş, iyi ediyor. Ama zina ediyor, eşini aldatıyor. Neye yarıyor? Hesaba çekilecek, o namaz onu kurtaracak mı bakalım? Onun için kimsenin namazına, orucuna aldanmayın. Ölçü o değil. Alışveriş yapacaksın, ticaret yapacaksın, ahlakına bakacaksın. Ahlakı sıfırsa, o namazdan seni aldatıyor demektir. Kıldığı namazdan haberi yok demektir. Zaten namaz innes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fuhşiyattan alıkoyar. Namaz kötülükten alıkoyar. Adam fuhşa gidiyor, nasıl namaz kılıyor? Onun için böyle zinaya tahammül etmek, rıza göstermek, o da iman zayıflığıdır. Bir kadın kocası zinaya gidecek, o da onu razı olacak. Parası var, para veriyor. Buna bir insan razı olabilir mi? Bir ana baba buna razı olabilir mi? Varsa var. Hırsızlıkta da para var. Soygunda da para var. Çaldı getirdi. Alacak mısın o parayı? O parası yenmez onun. Peki, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Diğer bir telefon. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Aleykümselam. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam ben 10 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Ama 10 yıldır eşim sürekli aydını, her şeyi babasına veriyor. Hocam bu mevbal günah değil mi? Bir de gelen insan hiçbir şey harcamıyor. Hocam hep yok param yok, param yok. Ben onu soracaktım hocam. Size günlük ihtiyaçlarınızı, elbisenizi, hayır hocam. Gıdasını, çocukların eğitim masraflarını, bunları vermiyor mu? Yok hocam, insan 10 taneden bir tanesini yapıyorum. Sürekli babasını, kardeşlerini, işte ailesini harcıyor hocam. Hayır, ne iş yapıyor bu adam? Efendim? Ne iş yapıyor? Devlet işinde çalışıyor hocam. Devlet işinde çalışıyor. Kirada mı oturuyorsunuz? Evet hocam, kira. Kirada oturuyorsunuz. Evet. Parası kalıyor. Kalan parayı ana babasına veriyor. Evet hocam, sürekli hiç kalmaz. Adamızda bir de belki diyor yok.
onlara ilgili illaki veriyor hocam, illaki. İllaki veriyor başka bir şey bacım, bak. Bir insan para kazanıyor, çalışıyor. Anası var, babası var, muhtaç kardeşleri evet. var. Eşi var, çocukları var. Eşime evet. eşime harçlığını veriyorum. Çocuğumu okutuyorum. Evime her gün ihtiyacını alıyorum. Anneme de yardım ediyorum. Babama da yardım ediyorum. Kardeşime de yardım ediyorum. Ona niye karışıyorsun ki? Etsin yardım, daha ne istiyorsun? Ya anasını babasını tanımasaydı? Ancak şuna hak sahibi olursun. Bak şöyle. Hocam bizi aç bırakıyor. Bizi perişan bırakıyor. Ne ihtiyacınız var diye sormuyor. Biz perişanız. O aldığı parayı götürüyor. Eve para getirmiyor. Bundan şikayet et. Ama bir insanın kazandığı paradan anasına babasına para veriyor diye bir kadın şikayet etmeye başlıyorsa o yuva yürümez. O aile yürümez. Senin paran varsa sen de anne babana para versen o sana karışabilir. Annene niye para veriyorsun, babana niye para veriyorsun deme hakkı yok ki. Sen sana olan muamelesine bakacaksın. Sizi muhtaç hale getiriyorsa o zaman hesap sorarsın. Öyle bir durum var mı? Alo. Ne oldu? Hattan mı düştü? Sert mi çıktım? Efendim? He, sizi muhtaç hale getiriyor mu? Onu soruyorum. Evet, yeri geldiği zaman muhtaç oluyoruz hocam. Ha, yeri geldiği zaman ne de nasıl evet. nasıl mesela nasıl muhtaç hale getiriyor? Diyelim ki evime bir şey lazım, diyor ki param yok, param yok. Evin ihtiyacını görmüyor. Evet hocam. İşte o zaman o yani günaha giriyor. Bir eşya alacağım, diyor param yok. Dursun sonra 10 yıllık evliyim hocam, 3 tane çocuğum var. Şimdi ablacığım burada asli esas alacaksınız. Bak bize sana bir şey anlatayım. Dedi ki hocam bugün yaptığım için burada da sizin evde de terk edemedim dedi. Ben babamın ayakkabıları, babam eve geldiğinde ayakkabılarını ben çıkarırım, ayaklarını 3 defa öperim. 25 yıllık subayım. Muvazzaf subayım. Babam, annem yanımda. Eşime bir hediye aldığımda, bir elbise aldığımda mutlaka çift alırım. Birini anneme alırım, birini hanımıma alırım. Kendime bir elbise aldığımda mutlaka çift alırım. Birini babama, birini kendime alırım. 25 yıldır ben bunu aksatmadım hocam. Ama evimdeki perdelerde 25 yıllık perdeler hocam dedi. Onları da değiştiremedim. Şimdi hangisi hayırlı? Bu evlat mı hayırlı? Evinde lüks, şatafat, her türlü israf, anası babası orada muhtaç, başkasından dilenecek duruma gelmiş, bayramdan bayrama ana baba nasılsın alo diyor, başka bir evlatlık yapmıyor. Hangisi evlat? Şimdi böyle anasına babasına düşkün olan bir evladı zaten bulamıyoruz ki, niye bunlara karşı çıkıyoruz? Niye karşı çıkıyoruz? Böyle insan kıymetli insan. O ananın babanın hakkı nasıl ödenir biliyor musun? Ayaklarını yalasa ödeyemez ya. Biz böyle hayırlı bir evladı tutuyoruz, onlara yediriyor içiriyor diye arkasından konuşuyoruz. Burada sınır size muhtaç hale getirmeden yapıyorsa tebrik edin, alnından öperiz onu. Ama sizi muhtaç hale getiriyorsa dengesiz. O da görevini bilmiyor. Önce evini, eşini, çocuklarını kimseye muhtaç etmeyecek, perişan etmeyecek ama ana babayı unutmayacak. Şimdi kadınların burada bir zaafı var. Erkek bütün kazandığını bana getirsin. Anasına, babasına, kardeşine bir şey vermesin. Verdiği zaman eline bakıyor. Acaba ne verdi? Bu yanlış kardeşim. Kazanan o ya. Bırakın da adam kazandığı parayı bir de şöyle rahatça bir yere verebilsin, hayır yapabilsin. Şimdi mirası konuşacağız. Adam hayra veriyor, çocukları karşı çıkıyor. Hepsini istiyorlar, hepsini. Ya bir %1 hayır yapacak bu insan, bu hayrına mani olmayın ya. Ya bir gariban, yetim, ona hayır yapacak. Bir ilim talebesine hayır yapacak. Bir camiye, bir çeşmeye, bir hastaneye hayır yapacak. Yok onu da verme.
Bizim ihtiyacımız var. Hangi ihtiyacın var? Her şeyin var. Daha ne istiyorsun? Biraz hayır yapalım. Hasenat yapalım. Ahiret var. Ölümlü dünya, yalan dünya. Bu paralar gidecek bir gün ama hayra götürdüğün seninle gelecek. Bunları da hesap edeceksin kardeşim. Ondan sonra hakikaten ihmal ediyorsa o zaman onu benim karşıma çıkar. Ben de ona gerekeni söyleyeyim. Şimdi o burada olmadığı için onun hakkını savunuyorum. Ama senin hakkını zayi ediyorsa ona da ben gerekeni söylerim. Cenab-ı Hak dengeli yaşamayı nasip eylesin. Biz bir yeri feda etmek zorunda değiliz. Eşimiz için ana babayı feda etmeyeceğiz. Ana baba için eşimizi, çocuklarımızı feda etmeyeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlık, huzurlu bir yuva nasip etsin. Cenab-ı Hak inşallah kavgadan, gürültüden uzak eylesin. Diğer telefon. Selamun aleyküm, hayır sabahlar. Tokat'tan bir izleyicimiz arıyor. Hayırlı günler hocam. Size de efendim, buyurun. Hocam benim bir sorum olacaksa da, ben 12 yıllık evliyim, bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Evet, bir buçuk yıldır ki ben annemlere gitmiştim. Annemler de bir çocukların biraz da pişki ses gördüler. Biraz yavaş yavaş. Efendim, biraz yavaş yavaş konuşursanız, arkadaşlar zaten sesi fazla açmıyorlar, duyamıyorum. Alo. Alo. Biraz yavaş yavaş konuşun, anlayamadım. Hocam annemlere gittim bir buçuk yıl önce. Bir buçuk yıl önce annemlere gittim. Annemler de çocukları biraz şiddet verdiler. Hani annem de babamdan değil de orada halalarım falan vardı, yengeler falan vardı. Ondan sonra iki üç ay önce de eşimden aldattığını öğrendim. Ondan sonra geldim, Tokat'tan eşyalarımı almaya geldiğimde çocuklarım gitmek istemiyorlar, evde kalmak istiyorlar. Kaç çocuk var, Allah bağışla? Ben annemle yaşıyor. Efendim hocam? Başka kadınlarla mı yaşıyor? Başka bir daha yaşıyor. Ben de orada oturacağım, çocuklarım. Bizi önce helalleri haramlaştırarak toplumu o kadar ifade ettiler ki toplum artık helalle haramla yaşamayı hesap etmiyor. Yani ben nasıl rahat ederim ona bakıyor. Derdi o. Nasıl rahat ederse böyle yaşarım. Halbuki bir helal var, haram var. Bu Allah'ın en büyük yasaklarından biri olan, zina ile yaşayan, başka bir kadına gitmiş olan bir kadın, erkeğe bir kadın razı oluyor. Harama rıza göstermek haramdır. Sen de o işi normal sayıyorsan, sen de o işe razısın demektir. Ve günaha girersin. Durduk yere günaha girersin. Bugün sosyal bir devlet var. Kaymakamlık var, belediyeler var, aile bakanlıkları var. Çocukların hakkını alacak hukuk var. Al onları. Niye bunları başını bekleyesin? Evet, hediyeleri bu arada tanıtalım. Çok kıymetli hediyelerimiz var. Sesli Yasin, Ayetel Kürsiler, Tebarekeler, hepsi içerisinde sesli okunuyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i sesli dinlemek isteyenler için. 30 özellikle Kur'an-ı Kerim var, mealleri ile birlikte. Efendim, kuka tesbihlerimiz var. Üçüncü bir hediye. Yine Medine şallarından tülbentler var. İnşallah bir soru da bizim kitap için soracağız. 5 tane hediyemiz bugün sizlere gelecek. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili onlarca ayetler var. Bunlardan en önemlileri de Nisa suresinde geliyor. Nisa suresinde ölen kişi ölmeden önce vasiyet yapmış olabilir. Vasiyetini ve borçlarını çıktıktan sonra miras hesaplanır. Vasiyeti ve borçları çıktıktan sonra. Bu vasiyet konusuna geleceğim ama şu dede yetimini bir konuşalım önce. Dede yetimi çokça soruluyor. Dedesi hayatta, babası, çocuğun babası ölmüş. Çocuğun babası ölmüş. Amcaları var. Efendim, halaları var. Bir de babası ölen
çocuklar var. İşte buna dede yetimi, dedenin mirasından bu çocuk pay alırım. Dedenin mirasından bu çocuk pay alırım. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onların gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Şimdi bu ayetle beraber normal olarak şöyle çizeyim. Burada dede var. Daha doğrusu baba diyelim. Şurada baba olsun. Böyle görünür herhalde. Baba. Babanın mirası, burada çocuklar var. 3 tane çocuğu ol. Oğlan, kız, oğlan olsun. Bu ölmüş. Bu öldü. Bunun çocuğu var. Oğlu var. Bu baba, yani şu çocuğun dedesi. Bu torun, bu dede. Bu torun oluyor. Bu da dede oluyor. Şimdi bu çocuğa göre. Bu dedenin, bu toruna mirası düşer mi? Torunun, dedenin toruna mirası düşmesi için burada oğlan, kız, oğlan bunlardan olmaması lazım. Bunlar varsa bu çocuğa miras düşmez. Peki babası ölmüş, halası var, amcası var bu çocuğun. Buna da halası, amcası olduğu için ilk miras bunlara düşer. İslam hukukuna göre buna miras düşmez. Buna dede yetimi denir. Şu baba ölmüş. Burası öldü. Doğrudan dedenin mirası bu toruna kalır mı? Hayır, kalamaz. Çünkü burada kendi çocukları var. Babanın bu çocukları var. Torununa sıra gelmez. Kanunlarda, bugünkü mergi kanununda var. Dedenin mirası çocuğa da düşüyor. Ama İslam hukukunda dedenin mirası oğulları, kızları varsa o dedenin, torununa düşmez. Ama İslam alimleri diyorlar ki doğru, miras düşmüyor. Fakat bu babası hayatta olsaydı bu çocuğun babası miras alacaktı. Alamamış. Şimdi bunun da miras dağıtılırken göz hakkı var, vicdan hakkı var, bunun da ihtiyacı var. İşte ayeti kerimeyi de delil getirerek diyorlar ki, miras taksiminde akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa onlara da maldan bir şeyler verin. O zaman bu dede şöyle davranacak. Buna doğrudan miras düşmez. Bu dede hayattayken şunu yapabilir. Hayattayken kızıma miras var, oğluma miras var ama şu falanca ölen oğlumun çocuğuna da ben hayattayken bir şeyler yapalım demelidir. Hayattayken bunu görecektir. Dede bunu yapamadıysa bu babalarından miras alan kız ve oğlan ölen kardeşlerin çocuğuna da bir şey yapmalıdır. Miras düşmüyor ama bu ayetleri delil getirerek yine de, çünkü miras hesaplamasına diğer ayetlerden bu çocuğa miras düşmüyor. Bu ayetlerden de onları da görün, razı edin. Demek ki rızasını almak, helalleşmek lazım. Bu dede yetimine İslam hukukunda bir hayır hasenat yapmak, onun da razı olacağı bir hisse vermek, ya hisse olmasa bile bir gönül alıcı yardım etmek gerekiyor. Onu da burada hatırlatalım. Doğrudan miras düşmez. Evet, sokakta kardeşlerimiz soru sordurmuşlar. Bize sorusu olan vatandaşlarımız var. Buyurun. Aleyküm hocam. Şimdi biz yurt dışında yaşıyoruz. Sadece ben değil, yani birçok Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor. Orada mesela marketlerde yine birçok et ürünleri satılıyor. Ya da insanlar bilmeden gidiyor herhangi bir marketten ya da işte dükkandan, yani pide olabilir, bir şeyler, yani bu tür şeyleri farkında olmadan alıyorlar, yiyorlar.
Bunlar yani farkında olmadan yediği zaman helal mıdır, haram mıdır? Yani sonradan insanlar bilgilendiriliyor sağda solda çevredeki diğer Müslüman arkadaşlarla konuşunca onlar tabii şey yapıyor yani nasıl desem nereden yenmesi gerekiyor konularında bilgi veriyorlar. Yani bilmeden yediğimiz bir şeyi helal midir, haram mıdır? Mesela onun helal kesim olur, helal kesim olmaz ama yiyoruz. O yani bilmeden yediğimiz halde helal midir, haram mıdır? Şimdi Yahudilerde koşar var, koşar. Bırakın domuz etini yemeyi, haham okumamışsa onu bile yemiyor. Dua etmemişse haham, onu yemiyor. Kar fırtınası oldu, trafik alt üst oldu İstanbul'da hatırlayın. Bir haham, kendisine ikram edilen normal, içinde et yok, kahvaltılığı yemedi, 3 gün, 2 gün aç kaldı, ondan sonra yola gitti. Uçağa biniyorsunuz, hostesler soruyor, 25A'da oturan yolcunun özel koşeri, dualı yiyeceği. Kim bu? Yahudi. Uçakta yiyeceğini önceden sipariş veriyor. Dünyanın neresine giderse gitsin, hahamın okumadığı yemekten yemiyor. Bizim vatandaşımız Avrupa'ya gidiyor. Et, bırakın domates, salatalık, adam onu yemiyor. Sen et alıyorsun, et. Aldığın et ne eti? Sığır mı? Domuz mu? Bilmiyorsun ki. Kim kesti, nasıl kesti bilmiyorsun. Ehli kitabın kestikleri murdar olmadıkça size helaldir. Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi hocam bunlar ehli kitap mı, müşrik mi? Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda da bunlar Tevrat'ı, İncil'i tahrif etmişlerdi. O zaman da Allah üçtür diyorlardı. Kur'an-ı Kerim yine bunları ehli kitap sayıyor. Ehli kitap sayıyor müşriklere karşı. Ve kadınlarıyla evlenmenizde, yemeklerini yemenizde bir sakınca, günah yoktur diyor. Bu iki şey. Peki helal olan yiyeceğini yiyebilirsin. Ama et ürünlerinde mutlaka araştırmak zorundasın. Bir defa onların doğrudan kesinlikle birincisi helal olarak kesmiş olmaları lazım. Yani murdar etmeden kesmiş olmaları lazım. İkincisi de domuz katkısı olmaması gerekiyor. Bu tavada ne pişti? Bu tencerede ne pişti? Hangi eti kullandı da sonra oraya neyi koydu, içine ne kattı bilmiyorsan oralardan yemek yiyemezsin kardeşim. Bunu araştırmak her Müslümana farzdır. Bunu araştırmak oraya atanan her Diyanet ateşesinin üzerine farzdır. Bunu araştırmak oraya atanmış her müşavirin, din hizmetleri müşavirin üzerine farzdır. Ben 30 senedir gidiyorum veya 20 senedir gidiyorum Avrupa'ya. Vatandaş hala bana soruyor. Hocam şuradan alıyoruz, buradan alıyoruz. Yahu buradaki müşavirlerin vazifesi ne Allah aşkına? Sevgili kardeşlerim, oradaki hocalara soruyorum. Ey hocalar, ey müşavirler, ey ateşeler, sizin birinci vazifeniz önce oraya cami yapmak değil, İnşaatla uğraşmak değil. Bu insanlara helal mi yiyorlar, haram mı yiyorlar, ona noktayı koymaktır. Helal kesimi sağlamaktır. Birinci vazifeniz bu ya, 30 senedir oradasınız. Gidiyorsunuz, 5 sene kalıyorsunuz. Bununla uğraşın kardeş. Bu sizin vazifeniz. Ben buradan ayda bir gitmekle, 2 ayda, 6 ayda bir gitmekle bunu çözemem. Ama hala bizden istiyor vatandaş bunu. 5 milyon insan yaşıyor orada Türklerden. 50 senedir biz helal gıdayı orada çözememişiz. Niye? Haram yiye yiye kaşarlanıyor ondan sonra. Helal mi, haram mı, aramıyor. Boğazımızdan bir haram lokma geçtiğinde 40 sabah duamız kabul olmuyor. Müslümanlar helal konusunda, haram konusunda Yahudilerin 1/10 kadar hareket edemiyoruz. Onun için de belalar sağanak sağanak yağıyor üzerimize.
Dualar kabul olmuyor kardeş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ve mat'amuhu haramun. Ve meşrebuhu haramun. Ve melbesuhu haramun. Ve guzziye bil haram. Fe enna yüstecabu lizalik. Allah Resulü ne güzel anlatmış tam da bu konuyu. Allah için üzeri tozlanmış, perişan bir şekilde ellerini kaldırmış, saçı başı tozlanmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi dualar yapıyor. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Olmuyor işte. Onun için adam olmuyoruz. Onun için bir araya gelemiyoruz. Onun için birbirimizi sevemiyoruz. Onun için evimizde huzur yok. Onun için çocuğumuz hayırsız. Haram lokma getirmeyeceksin. Rüşvetle iş yapıyorlar. En helalinden iş yapan rüşvetle iş yapıyor. Şu dönemde bana soruyor. Hocam, ihale alacağım. Fakat oranın büyük ihalesini almış işletmecisi bana diyor ki faturayı 1,5 milyon değil 2 milyon keseceksin. Hocam 1,5 milyon harcama masraf. 2 keseceksin kardeşim. Buradakileri de göreceksin. Ondan sonra helal. Neresi helal? Her şey haram. Haramla besleniyor, haramla kazanıyor. Camide namaz kılıyormuş, beni ilgilendirmiyor. Rüşvet alıyor ya, vatandaşı soyuyor ya, benim sırtımı çözmeden dua kabul olmaz. Önce helal. Evet, diğer vatandaşımız. Selamünaleyküm hocam. Size bir sorum olacaktı. Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi? Akrabalık ilişkilerini kesecek vasiyet. Ya şöyle, mesela reddi miras meselesi az önce de yazdı. Bizim konumuzda da var. Onu konuşalım. Mesela şöyle diyemez baba. Ben öldükten sonra benim çocuklarım var 5 tane. 4'üne mirasımı verin. Biri benim evladım. Yani redd miras dinde yoktur. Ne vardır? Hayattayım ben. Malım var. Kendim kazandım. Tırnağımla kazaka, alın terimle helalinden biriktirdim. Bu malımı şu 4 tane evladım benim için çok kıymetli. Allah razı olsun onlardan. Hepsine pay ediyorum, 4'üne. Bu 5.'ye bir şey vermiyorum. Ne sözümü dinledi, ne yüzümü ağarttı, beni perişan etti, aleme rezil etti, Allah'ın yolundan çıktı, Kur'an'ın yolundan çıktı. Ben buna bir şey vermiyorum. İsterse Kur'an'ın yoluna çıkmamış da olabilir. Buna hakkı var mı? Hayattayken hakkı var. Hayattayken pay edebilirsiniz istediğiniz gibi. Mirasta, şimdi geliyor. Mirasta da Kur'an-ı Kerim diyor ki, erkeğe evi geçindirme. Bak az önce kadına ne dedim? Giydirecek, yedirecek, çocuğunun eğitimini vesaire yüklemiş. Erkeğin sırtına evi kurma yükünü yüklediği için mirastan erkek 2 alsın, kadın 1 alsın. Doğru mu? Kur'an'ın emri bu. Peki, mirastan 2 alsın, 1 alsın. Başka? Benim kızlarım var, erkek çocuklarım var. Ben zengin bir babayım. Mirasımı öldükten sonra dağıtmak yerine ben şimdi dağıtmak istiyorum. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar, siz de iyi dinleyin. Bak önemli bir şey söylüyorum. Bu bilinmiyor. Ben mirasımı şimdi dağıtmak istiyorum. Bir Müslüman baba olarak malım var. Kızlarım da var, erkek çocuklarım da var. Ben mirasımı şimdi dağıtırken kıza da bir veriyorum, erkeğe de bir veriyorum, bu kıza da bir veriyorum, bu erkeğe de bir veriyorum. Olur mu? Olur. Kur'an'a göre olur. Hayattayken dağıttığınız şey miras değildir zaten. Hayattayken dağıttığınız şey sizin malınızı paylaştırmaktır. Öldükten sonra geride kalan terekeye miras denir. Ben öldükten sonra bunları böyle dağıtın dememin bir manası olmaz. Kanun, hukuk oraya bakmaz, vasiyete. Der ki kadına
bir erkeğe iki vereceğiz. Çünkü Allah'ın emri böyle. Terekeden öyle. Ama benim malım bende. Ben yaşıyorsam bu tereke değildir. Bu benim malımdır. İstediğim gibi tasarrufta bulunurum. Kim ne kadar ihtiyaç sahibi ise ben miras düşmeden daha, mirasa bırakmadan malımı dağıtır. Ve kimse beni kınayamaz. Bu kıza iki pay veririm. Bu erkeğe bir pay veririm. Bu kızıma üç pay veririm. Bu erkeğe bir pay veririm. Bunda adalet vardır benim adaletime göre. Ben öyle düşünüyorum çünkü bunun ihtiyacı daha fazla. Bu bana çok daha fazla hizmet etti. Bunun benim malımda daha çok hakkı var. Bunları düşünerek farklı yapabilirim. Bak tereke, miras kalmadan önce bunları yapabiliriz. Peki vasiyet yapmış bir insan, malının demiş ki beşte birini ben ölünce şu kursa vereceksiniz. Orada hafız yetişiyor, orada ilim erbabı yetişiyor. Beşte birini. Geri kalanı şu işte beşte birini şu camiye vereceksiniz. Geri kalanı da çocuklarıma pay edeceksiniz. Önce bu üçte biri geçmediği sürece, bu vasiyeti yerine getireceğiz. İki, borçlarını çıkaracağız. Ondan sonra miras pay edeceğiz. Burada evlat şunu yaparsa günahkar olur. Akrabalar bunu yaparsa günahkar olur. Anamız, babamız, teyzemiz, ninemiz vasiyet etmiş, falanca yere para vermiş ya da evini vermiş, arsasını vermiş. Mahkeme edip alacağım ben onu derse, üçte biri geçmiyorsa bu, oradaki akrabaların hepsi günahkar olur. Ya adam vasiyetini hayır yapmış, hayrına mani oluyorsun. Kendi malıyla hayır yapmış, sen diyorsun ki onu ben alacağım. Gidiyorsun, vakfa bağışladığı, kursa bağışladığı bir malı geri kendi üzerine alıyorsun. Nasıl helalinden geçineceksin? Hayattaysa alabilecek miydin? Hayır, vermemiş ki. Notere vermiş, yazdırmış, ben bunu bağışladım demiş, bu hayır kurumuna verdim demiş. Mirasçılar çıkıyor, onları da almak istiyorlar. Bu da günah. Bu da haram. Allah mal hırsından muhafaza eylesin. Helal haram arayacağız. Mal aramayacağız. Helalinden haramından arayacağız. Devam edelim. Vaktinde kılınan namazın çok sevabı mı var? Onu öğrenmek istiyorum hocam. Olmaz mı? Diğer mesela vakti geçirsek, bunu nasıl yapmamız lazım? Kazaya kalan namazı nasıl kılmak lazım? Evet. Şimdi bir namazın ilk vakti var. Bir de namazın kazaya kalmadan son vakti var. Öğle namazını konuşalım. Öğle namazı kitaplarımızda şöyle der. Güneş tam tepe noktasından batıya doğru meylettiğinde, öğle namazı vakti girer. Peki ne zaman öğle namazı vakti çıkar? Bir mızrak, bir görüşe göre bir mızrak boyu gölgemiz uzadığında ya da iki mızrak boyu gölgemiz uzadığında, yani bir cismin gölgesi iki katı olduğunda da ikindi vakti girer. Şimdi bunların hepsi saatle hesaplanmış. Gelelim saate. Öğle namazı İstanbul'da 1'de okunuyor. 1'de öğle namazı girdi. İşte namaz vakti girer girmez namazı kılmak en sevap vakittir. Eyyül amal efdal ya Resulallah. Hangi amel daha faziletlidir ey Allah'ın Resulü diye sordular. İlk cevap aklımıza ne gelir? Hangi amel daha faziletlidir? Cihat mesela, cihat. Cihat ne? Şu canı, bedeni Allah için savaşa gideceksin, vatan, millet, namus için, Allah için feda edeceksin. Boynunu feda edeceksin. Cihat. Ama Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Bak şimdi. En faziletli amel hangisi? İbadet hangisi? Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Summe eyyu. Sonra hangisi? Summe birrul valideyn. Sonra ana babaya iyilik etmektir. Summe eyyu ya Resulallah. Sonra hangisi ya Resulallah? Summel cihadu fi sebilillah. Sonra Allah yolunda cihat etmektir. Allah Allah. Yahu bu namaz hepsinden eftal. Namaz hepsinden eftal.
Ana babaya hizmet etmek cihattan da eftal. Ama cihad edeceğim diye anasını babasını unutanlar var. Annen var mı? Var ya. Hadi sen git annene bak dedi. Savaştan döndürdü ya. Kimse bakamıyor. Muhtaç bakıma. Kimsesi yok. Sen git annene bak. Bize bu ordu yeter. Farz-ı kifaye bu. O senin farzayın o boynuna. Peki namaz hepsinden üstte. Hepsinden üstte. Hangi namaz? Ezan okunur okunmaz kılınan namaz. Biz ne yapıyoruz? Şimdi alıştık. Nasıl olsa ikindiye kadar vakit var. Kollar sıvalı. Bekliyoruz. İşimizi yapıyoruz. Oyalanıyoruz. Abdest alacağım, namaz kılacağım. İşte onunla görüşeyim, bununla görüşeyim. O geldi, bu geldi. Alo falan filan derken 5 dakika kalmış. Şu namazı bir yetiştireyim. Bu mu eftal? İlk vaktinde kılınan. İlk vaktinde kılınan. Peki bu kaza mı? Bu kaza değil. Ha, bir de kazaya kalırsa, kılamazsan günaha girersin. Günaha girdin. Kazaya kaldı, kıldım. Oh ne âlâ, ne sevap. Öyle bir şey yok ki. Allah kazaya bırakmayacaksın. Kazaya bıraktın, ödeyeceksin. O ayrı bir konu. Ama esas olan kazaya bırakmamaktır. Evet. Telefonumuz var. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar. Hayırlı sabahlar efendim. Alo. Buyurun. Alo. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Peki isim vermeyen bir başka izleyici var. Ankara'dan değiştirdiler arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm hocam. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi. Çok şükür. Ellerinize emanet. Buyurun. Alo. Biraz seste sıkıntı var. Ben duyamadım ne dediniz ama. Hocam şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Gayet güzel. Buyurun. Ben çok düştüm insan. Evet, telefonda bir sıkıntı var. Düzgün bağladığınız zaman tekrar bağlayın. İnşallah bir araya gidelim. Aradan sonra karşınızdayız inşallah. Bulacaklı ölürse borcu kime ödenir? Dinimize göre kız ve erkek çocuğu miras paylaşımı nasıl olmalı? Evlatlık alınan çocuk öz çocuğa tanınan tüm haklardan yararlanır mı? Bir kimse kendisine bakmadığı için çocuğunu mirasından men edebilir mi? Kiracıyı evden çıkarmak günah mı? Kiracıdan depozito almak caiz mi? Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdığı anlaşılırsa diğer mirasçılar ne yapabilir? Babasını kasten öldürene babasının mirası düşer mi? Tekli miras yapmak caiz midir? Gayrimüslimden miras kalan mal helal midir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Evet, günümüzde de kira ev sahibi anlaşmazlığı çoğaldı maalesef. Allah malı olmayana yardım etsin. Olana da insaf versin. Kiracının depozit istenmesi kiracıdan, onları da konuşacağız. Çok önemli bir şey var. Burada evlatlık alınıyor. Evlatlık üzerine kaydediliyor. Nüfus cüzdanı çıkartılıyor. Aileden sayılıyor. Mirasa ortak oluyor. Onu da konuşacağız. Bir telefonumuz varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim evlendirmeyi düşündüğümüz bir kardeşimiz var. Kime gitsek daha iş olacaksa da geri hemen bozuluyor hocam. Küs olduğumuzda bir akrabalarımız var. Onların bize kardeşimin evlendirmemek için büyü yaptırdığını duyduk. Bunun için ne yapmalıyız hocam? Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 33 yaşında hocam. 33 yaşında erkek kardeşin? Evet hocam. Evlenmiyor öyle mi? Hayır, kardeşim istiyor evlenmeyi. Tamam. Hani konuşuyor, anlaşıyor hocam, tamam diyoruz. Daha sonra işimiz geri bozuluyor. Kaç kere oldu böyle? Bozuluyor. Evet. Peki bunu siz başka bir sebebe mi
yoruyorsunuz yani. Hocam kış olduğumuz akrabalarımız biz ona büyü yaptırdık, o kesinlikle evlenemez demişler. Ha, akrabalarınızdan böyle bir şey geldi, söz geldi. Evet, evet hocam. Şimdi piyasada 33'üne gelmiş, evlenememiş milyonlarca genç var. Evet. Bunların hepsine büyü mü yapılmış? Şimdi hocam kardeşim çok istekli diyorum ya, yani oldu tamam, hadi sikerin sözünüz kesilecek diyorlar. Yok vazgeçtik diyorlar, sürekli böyle. Yaklaşık bir 6-7 senedir biz böyleyiz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 102. ayetinde bu büyü ve muskadan bahsediyor ve sonunda da diyor ki onlar kadınla erkek arasını, karı koca arasını ayırmak isterler fakat Allah'ın müsaade etmediği sürece onlar hiçbir şeye zarar veremezler. Bu büyüyü, muskayı satın alanlar cehennemden, ateşten bir parça satın almış olurlar. Ne kötü şey satın almış olurlar. Bir sefer yaptıran haram işlemiş, günah işlemiş, pislik işlemiş. Onlardan uzak durmak lazım. Fakat bize yapılmış olsa bile bir Müslüman olarak büyünün, muskanın bize zarar vermeyeceğine inanmamız lazım. Büyünün, muskanın bize zarar vereceğine inanırsak işte o zaman büyü tuttu. Büyüden maksat da zaten bu. Seni psikolojik baskı altına almaktır. Onlar sizi, şuurunuzu, bilincinizi, dengenizi bozmak için bir laf ortaya atmışlar. İster yaptırsınlar, ister yaptırmasınlar. Yaptırmadıkları halde bile bunu demeleri sizin dengenizi bozmuş. Siz de şimdi her olayda acaba bize büyü mü yapıldı diye bakıyorsanız bu bir zaaftır. Çok kötü bir zaaftır. Bundan dolayı hiçbir işinizin bereketini göremezsiniz. Bir defa bu anlayışı yıkacaksınız. Şuna inanacaksınız. Büyü yaptırmış olsalar bile Allah bize yardım ettiği sürece kimse bize zarar veremez. İkincisi, İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, bunlara çok dikkat edeceksiniz okumaya. Yapılmışsa bile onların size zararı olmaz inşallah. Koruma kalkanı, abdest mesela silah. Abdestli gezen bir insan sürekli koruma kalkanı altındadır. Kur'an okuyan bir insan sürekli koruma kalkanı altındadır. Sabah namazına kalkmış, abdestini almış, namazını kılmış bir insan gün boyu Allah'ın koruması altındadır. Dünya gelse ona zarar veremez. Bunu bildikten sonra kimse bizim rızkımıza, evliliğimize, kısmetimize mani olamaz. Kardeşinizin evlenememez sebepleri başkadır. Korkuları vardır, tercihleri farklıdır, kafasındaki beklentileri farklıdır. Ne bileyim, başka bir kusuru vardır, karşı tarafın kusuru vardır, o beğenmez. Kendini dev aynasında görüyordur, bir sürü hayalleri karşı tarafa uymaz. Burada bazı ölçüleri değiştirecek, Allah'a sığınacak. Dört dörtlük bir insan bulmamız zor. İyi tarafı çoksa, kusuru da olsa onunla evleneceğiz. Çünkü çok iyi diyorsun, evleniyorsun, ters de çıkabiliyor. Ama araştırmak vazifemiz tabii. Öncelikle ben bunu yıllarca söylüyorum. Bundan dolayı büyüden korkmayacaksın ve büyüye karşı da duanı, Kur'an'ını okuyacaksın. Abdestli gezeceksin, Allah'a sığınacaksın. Sabahları özellikle kardeşiniz güneş doğuncaya kadar sabah namazdan sonra yatmasın, dua etsin. Bir 40 gün devam etsin bakalım. Tamam Allah, hocam. Allah tamam, hayırlı kısmet nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet ol kardeşim. Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Amin. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Ala külli hal sival küfrü ve dalal. Zeynep Hanım İstanbul'dan arıyor. Buyurun efendim. Evet hocam, evet. Benim şöyle bir sorum olacaktı hocam. Dinliyorum. Ben aileme düşkün bir insanım. 6-3 sene önce babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir tek annem kaldı. Allah razı olsun. Böyle eşim biraz beni geç gönderiyor. 3 ay falan, mesela 4 ay falan geçti oluyor. Gönderiyor derken annen uzakta mı? Yani aramızda 2,5-3 saatlik bir mesafe var. Ben Tuzla'da oturuyorum, o Şifa'da oturuyorum. Aynı. Yakın. İstanbul'da oturuyorsunuz. Evet hocam. Anneye 3 ayda bir mi gidiyorsun? Bazen çok geç, yani 3-4 ay, 5 ay oldu oluyor. Eşim o konuda beni geç gönderiyor. Ben anneme çok düşkün olduğum için, bir de 3 tane kardeşim var evde.
Hani çok evden bahsediyorum. O konuda ben rahatsızım. Zeynep Hanım. Efendim hocam. Bugün pazar. Eşin de yanındadır. Telefonun yakınsa bir selamlayayım hocam, onu. Hocam valla eşim sürekli çalışıyor. O konuda da yani şikayetim diyebilirim. Her cumartesi pazar 7 senedir evli hep gidiyor. Bunu şikayet olarak söylemiyorum da. Cumartesi eşim pazar nereye gidiyor cumartesi pazar? Çalışıyor hocam. Hep çalışıyor. Hep çalışıyor. Esnaf mı? Yok yok, fabrikada çalışıyor. Bugün de bir inşaat işimiz var. Şu an bu yağmurlu havada da inşaat için gitti. Allah kolaylık versin. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Şöyle bir ölçü var. Uzaksa, eski şartlarda, o da şimdi de değil bak, eski şartlarda kitaplarda şöyle yazıyor. İşte kağnıyla, atla, eşekle gidildiği dönemler için söylüyorum. Çok uzak yerlerdeyse, hastalandığında, bayramlarda, düğünlerinde, cenazelerinde, mübarek gecelerde falan eşi göndermek zorundadır. Anne babaya gitme diyemez. Ama yakınsa, yakın, aynı şehirde oturuyorsun, aynı semtte oturuyorsun, haftada bir gönderecektir. 3 ay, 4 ay, 6 ay, sen sanki başka bir şehirde oturuyorsun. Buna mani oluyorsa bir erkek, gitme annene babana diyorsa günaha girer. Bu kadar yakınsınız, öldükten sonra mı kıymetini bileceksin? İşte ben de söyleyeyim ama hiç onun ailesi diyeyim, hani ailesi yakın olduğu için diyeyim, beni anlamıyor. Yok diyor, ne alakası var, bir kere gitmek zorunda mısın gibisinde. Tabii gitme. Hani yok diyor. Gitmek zorundasın. Söyle, hocam çok özür dilerim, söyleyeyim, sorumu belirteyim de. O konuda eşim günaha giriyor mu? Benim hakkım var mı? Evet. Ben öyle hissediyorum. Günaha giriyor. Bırak kendi seni göndermemeyi. Kendisi de ilgilenmediği için günaha giriyor. Şimdi evet, yani bazı insanlar ya işkolik oluyor ya paraya tapıyor. Belli bir döneme kadar ne akraba tanıyor, ne ana baba tanıyor, ne kardeş tanıyor. Dini, imanı, ahireti para oluyor. Cenaze onun için önemli değil, düğün onun için önemli değil, bayram onun için önemli değil. Adam karısına bakarken bile parayı düşünüyor, çocuğuna bakarken parayı düşünüyor. Ya her şey para değil ki, insanlık lazım. Parayı kazandın, nasıl yiyeceksin? Eşin yoksa, dostun yoksa, arkadaşın yoksa, herkesi kaybettin. Hanımını babasına göndermiyorsun ya. Böyle bir şeyle hayat olur mu? Annesine göndermiyorsun. Bunu hizmet etmesi lazım bu yaşta. Bırak hizmetine göndermiyorsun, ziyarete bile göndermiyorsun. Buna hakkı yok ki bir kocanın. Sen de onu yapamazsın. Sen de ona anasına babasına gitme diyemezsin. Aynı yerdeyse haftada bir en azından ziyaret eder. Onu söyle, benden selam söyle. Yakın oturuyoruz. Ben hani gitmeden de yapamıyorum. Tabii. Benim kayınvalidem, annem de, ben kayınvalide gözle bakmıyorum. Kayınvalide resmiyete kalıyor. Benim annem yani, ben gidip onu görürüm. Onlar gelir. Tabii. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Çok şey. Haklısın. Eşine selam söyle benden. Günaha giriyor. Bunu bilsin yani. Şey hocam, yani ne sıklıkla gönderebilir? Veya haftada, haftada bir. Ben kendim gidebilir miyim? Gitsem günah olur mu benim için? Şöyle, o tabii günah olup olmamasını bırak, huzursuzluk olur. Aynen hocam, ben onu düşündüğüm için. Evini yani, yuvanı yıkmamak için eşini elbette dinleyeceksin ama dine, imana, ahirete inanıyorsa bunu bilecek. Evet. Bunu bilecek, bunu söylüyor. Razı ederek gitmende fayda var. Ya ölçü haftada değil de olsa, ben haftada bir dedim ki çok nadirim, bazen hani aylar geçiyor, tamam, haftalar geçiyor. Annemi gördüm, bir hafta sonra yine onu göresim geldi. Ben demin ki illaki dedim, sabrettim işte, 4 ay falan geçti, 5 ay, 5. ayımıza girdik. Öyle bir özlem batıyor ki dedim, sadece içimden diyor ki o konuda eşimi Allah'a havale ediyorum gerçekten. Ya kardeşim bak şimdi, bana telefon açıyorsun, benimle konuşuyorsun. Kendi aranızda bunları konuşun. Kitabı açın, hocaya sorun, bir bilen aileden büyük birisine sorun. Böyle böyle. Yani her şey dünya değil, her şey iş değil, her şey aş değil. İnsanlık evet, diye bir şey var ya. Vicdan diye bir şey var. Sevgi var, muhabbet var. Sevgi olmadan, muhabbet olmadan, rıza olmadan dünyanın ne tadı var ki? Kazansa dünyada, sarayda oturtursa seni, anneni babanı göstermese, sen o saray sana zindan olur. Neye yarar? Yanlış yapıyor.
Senin karnını doyurduğu kadar ruhunu doyuracak. Birbirimize muhtacız. Anamıza babamıza daha muhtacız. Allah'a emanet olun. İnşallah o da kalbine Rabbim yumuşaklık versin. Hakkına riayet etsin. Evet, şu önemli bir konu var. Evlatlık alınan çocuk. Evlatlık alınan çocuk. Soyunu unutturmayın diyor dinimiz. Soyunu, soyadını taşıyacak. Kendi soyadını. Kendi soyu belliyse taşıyacak. Sen onu üzerine aldığında resmen mirasın ona kalıyor. Diğer akrabalarını mirastan mahrum ediyorsan günaha giriyorsun. O yüzden eğer böyle bir şey yaptıysan dahi akrabalarını da razı edeceksin. Ha, çocuğun yok ama akrabaların var. Annen var, baban var, başka. Onları sen mirastan mahrum etmiş, haklarını gasp etmiş ya da azaltmış oluyorsun. Onun için evlatlığı soyadını üzerinize almayın. Hem soyunu unutturmuş oluyorsunuz, soyu belliyse, hem de mirası ona bırakarak diğer akrabalarınızı mirastan mahrum etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla İslam'da evlatlık var mı? Bu anlamda yok. Ne var? Himaye etmek var, bakmak var. O senin gerçekte öz evladın olmaz. Kur'an'ın ifadesi bu. Öz evladın olmaz. Öz varken dışarıdan aldığın evlatlık, elbette çok hayırlı bir iş yaptın, yetime baktın, büyüttün, efendim her türlü sevgini, şefkatini ona verdin, ona da bir şeyler vermen lazım ama mirastan diğerlerini mahrum etmeden sevgili kardeşim. Şimdi babasını kazara öldürmüş, kasten öldürmüş ya da anasını, morisini, yani kendisine miras bırakacak olan morisini öldürene miras düşer mi? Babasını öldüren normalde kasıtlı öldürülse İslam dinine göre o da öldürülür. Kısas uygulanır, öldürülür. Ama işte kasta benzer bir öldürme, kasıtlı, tamam, had düşmüş de öldürülmemiş veya kazara gibi öldürmüş. Bu gibi durumlarda Hanefi mezhebi diyor ki babasını kasten öldüren bir insana miras verilmez. Katile miras yoktur. Hadis-i şerif var. Şafii mezhebi de diyor ki kazara bile öldürmüş olsa babasını ona miras bırakılmaz. Babasını, anasını öldüren ana babadan miras alamaz. Yani morisini öldüren miras alamaz. Alacaklı ölürse alacağını kimler alır? Kimler mirasçı ise ilk onlar alır. Evladı var, onlar alacağını tahsil ederler, onların hakkıdır. Ya adam öldü, borcumu ben ona verecektim, adam öldü. Çocuklarına vereceksin, hanımı var, hanımına ödeyeceksin. Adam öldü diye parası havada kalmaz. Şimdi kiracı ev sahibi ilişkilerinde maalesef fiyatlar, fahiş fiyatlar artınca bütün ev sahipleri, aşağı yukarı çoğunluğu, insaflı olanlarına teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Çoğunluğu kanunun üstünde de kiracıyı çıkarabilmek için elinden gelen her türlü oyunu yapıyorlar. Ve fahiş fiyatlarla insanları oturamaz hale getiriyorlar. Bu bir defa günahtır. Piyasa şartlarını zorlamak, kiracıyı çıksın diye yalan dolana müracaat etmek, yalan söylemek, bunlar haramdır. Devlet şöyle bir şey söyledi. Dedi ki geçen sene 5 yıl kirada oturmuş da kira artırımı yapmamışsa ev sahibiyle kiracı raiç bedeller üzerinden yeni bir anlaşma yapma hakkına sahiptir ev sahibi. Tamam, güzel, yaptın. Geçen sene onu yaptın. Devlet böyle bir hak veriyor diye yaptı. Peki devlet bu sene de dedi ki ev sahipleri kiracıya %25'ten fazla bu sene zam yapmayacak. Ha, geçen sene devlet dedi işine geldi, yaptın. Bu sene devlet %25 dedi işine gelmedi, yok %50 istiyorsun. Hani geçen sene devlet kanun diyordun. Ne oldu kanun? Suya düştü. Niye? Sen çünkü paraya tamah ediyorsun. İşin, gücün, menfaatin.
kira ev sahibiysen, araba sahibiysen zam gelince seviniyorsun. Oo, iki kat oldu. Evimiz çok üç kat oldu. Sevindi. Kiralar beş kat oldu. Seviniyor. Öbür taraf zam yaptığında da bu sefer tenkit ediyor. Biraz iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de kendimize batıracağız ya. Niye seviniyorsun fiyatlar arttı diye? Başkası zam yapınca üzülüyorsun, doğru, haklısın. Ama fiyat arttı diye seviniyorsun. Kiralar yükseldi diye şey yapıyorsun, kiracıyla hemen çıkarmak istiyorsun. Niye? Bu adam senin 10 senelik, 15 senelik kiracın ya. Her şeyi düzenli ödemiş, ahlaklı davranmış, tertemiz, pırıl pırıl bakmış. 3 kuruş için hemen onu çıkarıp başkasını almayı göze çarpıyorsun. Ne oldu? Hani dürüstlük, hani ahlak, hani insaf, hani vicdan? Nereye gidecek bu adam? Ya bu adam maaşı 10 bin lira. 5 bin lira kira ödüyor zaten. Sen 10 bin lira kira istiyorsun. Devlet %25 demiş. 6 bin yap, 6.500 yap, %25 neyse. %100 kira istiyorsun. Bir de kiracıyı maalesef soyuyoruz. Soyuyoruz. Ne, nasıl soyuyoruz? 2 tane peşin vereceksin. 2 depozit vereceksin. Şu kadar bilmem ne vereceksin. Ne oluyor ya? Malı mı satıyorsun ya? Niye istiyorsun kardeş? Bir kiracının şunu ödeme hakkı vardır. Oturduğu müddetçe kullanma bedeli öder. Buna kira, ecir denir. Ecir. Ücret de oradan geliyor. İcare, kira deme. Kiraya vermeye icare denir. Bu adam oturmamış. Peşinat alıyorsun. Bir sürü peşinat alıyorsun. Bu adam oturmamış, depozito alıyorsun. Neyin depozitosunu alıyorsun? Bir de TL üzerinden alıyorsun. O kira bedeli olarak da yazmıyorsan al sana kavga sebebi. Alıyorsun 5 bin lira. Adam 10 sene sonra çıkarken diyorsun ki 5 bin lira al sana. O 5 bin lira 500 lira oldu. Sen onu ya iki kira bedeli diyeceksin. Harf şeyi yaptın, salatası yaptın orada, oynadın. Lagaluga yaptın tabiri caizse. Adama yutturdun orayı. Senette, kontratta, sözleşmede küçücük küçücük harflerle yazıyor kontratın altına. Avukatı da tutuyor. Helal mi kazandı şimdi? Kandırarak, bilmeden adamın parasına el koyuyorsan, istemeden veriyorsa sana, o sana helal olmuyor ki. Niye hırsızlık yapmayı ayıpladığımız kadar haksız kazancı ayıplamıyoruz? Hırsızlık kötü bir şey. Herkes biliyor. Çalmak kötü. Şimdi sen de çaldın işte. Vatandaşın cebinden çalıyorsun kardeşim. Bu etiket burada dün 15 liraydı. Sen bugün bunu 25 lira yaptın. Hiçbir şey yok piyasada. Devlet memura, işçiye zam yaptı. Bizim esnafımız aldığı vesaire sattığını hemen değiştirdi. Devlet fiyat düşsün diye uğraşıyor. Sen yükseltmek için uğraşıyorsun. Sonra da şikayet ediyorsun. Elini vicdanına koy. Sonra karar ver. Diğer telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam kardeşim. Buyurun. Tokat'tan arıyorum. Benim sorum anne baba hakkıyla alakalı olacak. Buyurun. Şimdi şöyle, biz 5 kız kardeşiz. 3 tane ablam var. Baba bir, anne ayrı. Annemin, babamın ikinci evliliği, annemin birinci evliliği. Lakin annem, ben küçük yaşlarımdan bu yana, 26 yaşındayım. Bayağı bir sıkıntılı, yani psikolojik anlamda sıkıntılar da yaşıyor. Ve çok agresif, yani her türlü olur olmadık hakaretler edebiliyor, olur olmadık şekilde saldırabiliyor, değişik hareketlerde bulunabiliyor. Ben ise, yani biz de kardeşimle kurtuluşu biraz hani akademik şeylerde, üniversite bitirdim, yüksek lisans yapıyorum falan filan, bu tür kendimi geliştirme adına her türlü şeye başvuruyorum, yani seviyorum okumayı, kendimi geliştirmeyi. Ama annem
Babam da son zamanda artık destek vermeye başladı ve annem gerçekten hocam yani biz de karşılık veriyoruz. Çok böyle acayip derecede hakaret edebiliyor. İnsan damarına dokunacak yani anne mi acaba bu veya üvey annemi dedirtecek davranışlarda bulunabiliyor. Ben şu an anneannemde kalıyorum. Anneannem de bunu biliyor. Yani diğer ablalarım da aynı şekilde farkındalar. Çok sıkıntı yaşadık, yaşıyoruz. Ben karşılık verdiğim için yani inanın teheccüd namazlarına kalkıyorum, tövbe ediyorum. Hatta onlar için yani günahlarını affetmesi için Allah'a yalvarıyorum. Yani böyle belki günahlarımı azaltırım diyor. Çünkü karşılık veriyoruz. Ben bunun dünya ve ahiret adına yaptırımını soracağım. Çünkü gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum bu manada. Burada bir sanki ikinci evlilik gibi bir şey duydum. Neydi? Kimin ikinci evliliği? Efendim? İkinci evlilik mi dediniz? Annenizin bir başkasının. Annemin birinci evliliği, babamın ikinci evliliği. Ha, annenizin birinci evliliği. Babanızın başka hanımla çocukları var mı? Üvey kardeşleriniz var mı? Üç tane ablam var. Beş kız kardeşi, üç tane ablam var. Baba bir, anne ayrı. Anneniz evlenmeden önce nasıldı? Yani daha doğrusu siz ondan yani doğdunuz. Anneannemin ifadelerine göre baban onu öyle yaptı. Annen öyle değildi. Hani babamın çok yanlışları oldu, emekli oldu, son zamanı daha çok değişti. Hocam ben İlahiyat Fakültesi mezunuyum ve şu an bayağı bir yani yüksek lisans işte akademik faaliyetlerle de uğraşıyorum. Yani bu manada çok sıkıntı yaşıyorum. Ben normalde yani bir de böyle ilahiyatçı olunca siz de biliyorsunuz ki bu manada çok sıkıntı yaşanıyor. Yani işte sen nasıl ilahiyatçısın? Yani ben veli değilim, evliya değilim. İşte bizi böyle acayip derecede sufi derecesine getirecek bir hale getiriyorlar. Ya yani benim de canım yandığı için size şu an bu soruyu soruyorum. O açıdan öyle. Evet. Tebrik ederiz. Okumaya devam. Hem de duyarlısın. Allah razı olsun. Doğru. Millet size o gözle bakması da yanlış değil. Çünkü biz örnek olmamız lazım her bakımdan. Burada birincisi şu kıymetli kardeşim. Velâ tekûlû lehumâ üffin diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Velâ tenherhumâ ve kul lehum kavlen kerîmâ. Bunlara güzel davranmak bizim vazifemiz. Biz güzel davranıyoruz ama onlardan bir karşılık göremiyoruz. Şöyle bir söz var. Herkese yani iyiye güzel davranmak her kişinin kârı ama kötüye güzel davranmak her kişinin kârı diye. Yani zor olan size haksızlık yaptığına, yanlış yaptığına inandığınıza güzel davranırsanız Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre can ciğer dost olduğunu görürsünüz diyor. Düzeltmenin yolu karşılıklı inat ve resleşerek değil, sevgi, hediye, tehaddu tehabbu, sık sık hediyeleşerek sevginin arttığını, selamlaşarak sevginin arttığını biliyoruz. Bunları siz biliyorsunuz benim kadar. Bir de başından hakikaten bir sıkıntı geçen, yaş aldıkça da çocuklaşan anne babalarımız var. Biz küçükken onlar bize nasıl titredilerse, çocuk gibi muamele ettilerse biz de şimdi onlara çocuğumuz gibi muamele etmek zorundayız. Ya onlar her şeyi bizim gördüğümüz, düşündüğümüz gibi yıpranmış insan, psikolojisi bozulmuş insan bizim gibi olaylara bakamaz. Çıt kırıldım olabilir, bahane üretebilir, kaba sözlü olabilir, kırıcı olabilir. Ama esas burada işte bunlara tahammül edip uzun soluklu o yarayı tamir edebilmek. İnşallah siz onu becerirsiniz. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilirsek bu yaralar tamir edilir. Birçok insan anasıyla babasıyla kavgalı bu dünyadan gidiyor. Hayat için değmez diyorum ben de. Yanlış da olsa, hatalı da olsa onları kazanabilmek bizim için marifettir. Hocam, hele bu ana babamız olursa. Hocam, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde evet tabii ki anne baba hakkı çok önemli ama karşınızdaki insanlar sürekli ayetleri kullanma. Yani bunun manasını bilmediği zaman işte anne baba şöyle öf dile, ya kardeş hani ben bunu onlar için demiyorum. Al oku, ne demek istediğini anla. Yani öf dile derken ben sana her türlü şeyi söyleyeyim. Sen de bana yani hukuki anlamda bunu hukuk olarak söylüyorum. Yani dünyalık hukuk olarak söylüyorum hocam. Karşılığı var. Ha İslam hukuku yani Allah hakkı olarak karşılığı olmayabilir. Ama biz bu konuda çok canımız yandığı zaman bir şekilde artık hani canı yanan eşek
yörük olur lafının şeyini geçiyoruz. Yani bak, hani burada bir yerden sonra artık anladım. Açılıyor. Anladım. Sınır şu. Ben de size ayet okudum. Ne okuyayım? Yani Allah demişken biz onu gizleyecek miyiz? Allah öyle buyurmuş. Hatta az önce de, bir saat önce de Eyyül amal eftal ya Resulallah Es-salatu ala vaktiha sümmeyyü sümme birul valideyn sümmeyyü sümmel cihat fi sebilillah. Cihattan bile önce geliyor. Onu da açıkladım. Şimdi anne babanın dünyada onlara mesafe koyabileceğimiz, hakkımızı arayabileceğimiz bir durumu yok mu? Var. Bulugul Meram şerhinde Sübülüs Selam San'ani İbn Hacer el-Askalani'nin ahkam hadislerini şerh ettiği kitabında der ki ana baba da olsa, akraba da olsa şu üç şey sebebiyle onlara mesafe koyabiliriz. Malımıza zarar veriyorsa, canımıza kast ediyorsa, namusumuza zarar veriyorsa. Bu üçü varsa ya da üçten biri varsa dediğiniz doğru, siz de hukuken gardınızı alırsınız, gereğini yaparsınız. Ana baba da olsa. Ama bu üçten biri yok da şöyle dedi, böyle dedi, basit sebeplerden dolayı ana babayı ötelemeye hiç asla hakkımız yok. Ona göre ölçümüz odur. Rabbim kolaylık versin. Dediğim gibi siz onların gönlünü alabilecek seviyedesiniz. Onları da incitmeden yaşamasını, yollarını bulursunuz inşallah. Rabbim onun gönlüne ferahlık versin. Şu duamızı da bitirelim. Bir gıybet ettiysek, dedikodu ettiysek, kalp kırdıysak meclisten dağılırken Peygamber Efendimiz şu duayı okumamızı bize tavsiye etmiş. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ileyk. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente sübhaneke vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ileyk. Ya Rabbi duamızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, işlerimizi rast getir. Bizleri sevdiğin, razı olduğun kullar arasına dahil eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.